Oyun istediğimiz, özellikle hızlı hücumlarda istediğimiz, yaratabileceğimiz, yapabileceğimiz atakların olmaması, biraz daha yaslanarak oynamamız ve bu erken gol sonrasında rakibin gol atma çabasından faydalanmak gibi bir süreci de değerlendirememiz aslında bizi bir yere kadar getirdi. Ama bu dakikalar içerisinde tabii futbolun çok tartışıldığı bir nokta var. Maç öncesinde de, maç sonrasında da, geçen haftadan itibaren de bir takım serzenişler var. Ligin önüne geçen, doğru ya da yanlış, hakemlerle ilgili söylemler var. Bunu şampiyonluğa oynayan takımlar, düşmemeye oynayan takımlar bunu bolca yapıyorlar. Sonra bazı yerlerde de ne dediği hocanın anlayamadık diyorlar ki çok net, anlaşılmayacak bir şey yok. Anlaşılacak şey, futbolu konuşmamamızdan bahsediyorum. Doğru, çünkü herkesin konuştuğu tek şey hakemlerin ve bu süreçte kimin şampiyon olup kimin şampiyon olmayacağı, kimin düşüp kimin düşmeyeceği ile ilgili tartışmalar. Bu futbola çok ciddi zarar veriyor. Elbette konuşulacak konular ama bence futbolun konuşulduğu yer çok daha az. İkinci yarı, ilk yarı özür dilerim. Belki hakemin de bu kadar büyük bir yoğun baskı altında maç yönetmesi, ki devre arasında çıkarken de söylemişti, çok baskı altında maç yönetiyorsunuz. Elini cebine götürmesi, tekrar değiştirmesi, bu bayağı bir söyleme yol açacak. Bayağı bir etkili olacak. Tabii onları bu duruma getiren bir ortam var. Biz bu ortamı konuşmaya başladığımızda futbol konuşalım diyorlar. Ben futbolu konuşayım, çok kolay. Fenerbahçe iyi bir takım, şampiyonluğa oynuyor. Oynadığı oyunun formatı belli. Bu oyunun dışında bir oyun çok görmedik. Biz ilk yarı pozisyon vermedik. Sadece bir yarım bir pozisyonları var. Bizim oyunumuz bu. Çünkü bu takım bu yıl 24 golü kontra ataktan ve çıkarken top kaybetmekten mağlup olarak geldi. Ve bu oyunu bırakıp başka bir oyuna evrilmesi gerekecek. Çünkü futbol oynayayım derken golü unutup kendi çıkışlarından, ki geçen hafta Ankara Gücü maçında da iki golü böyle yemiştik. Ve burada oynadığı maçlarda, ilk Fenerbahçe maçını da hatırlarsanız, yediği gol şekli oynayayım derken kaptırdığı toplarlaydı. Bu konuda bir güvensizlik söz konusu ve bunu toparlamak gerekiyor. Çok geç bir zaman bu. Ligin sonlarına doğru geldik. İyi oyunculardan kurulu. Oynamak istediği oyunu, her ikisini de, top rakipteyken, top bizdeyken, her ikisini de daha iyi oynayacak bir takım yapmak kolay değil. Bunları konuşmak, tartışmak, futbol adına bir araya gelmek güzel olur. Keşke hep bir araya gelsek de futbolu böyle konuşsak, ama sizler de biliyorsunuz ki futbol böyle konuşulmuyor. Futbol hakemler üzerinden, ortam üzerinden, federasyon üzerinden konuşulmaya başlanıyor. İlk cümle bunlarla başlıyor ve bunlarla devam ediyor. Geçen hafta Sayın Jesus'un da bir açıklaması var. Aynı şekilde Galatasaray'ın açıklaması, Beşiktaş'ın açıklaması. Böyle ortam gerili, gerili, gerili bir noktaya kadar geliyor. Umarım bunlar çok kısa zamanda biter ve futbolu konuşuruz.